Annem anlatırdı, biz dedi Yunanistan'dan mübadel olduk. Oradan geldik, vapura bindik, vapurdan indik, Büyükçekmece'de indik. Büyükçekmece'de indikten sonra önce Mimar Sinan'a gelmişler. Orası doluymuş. Oradan havale ettiler. Bizi Celaliye'ye şey yaptılar. Adını. Tabii biz Celaliye'de doğduk, büyüdük adını. Ev verdiler burada. 3-5 birer parça tarla verdiler. O bir parçayı yaptılar. 2 parça, 3 parça derken adını 40 dönüm toprak yaptılar adını. Ondan sonra bamya ektiler, bağ ektiler, efendime söyleyeyim, daleler. Biz burada da koyunculuk yaparız. Orada da büyüklerimiz koyunculuk yapmış, inekçilik yapmış. İlkokulu bitirdikten sonra 5'e kadar okuduk. Ondan sonra nerede okuyacaksın? Gidemedik. Malum baba da öldü. Baba öldükten sonra kaldık anneye 6 kardeş. Hepsini ben büyüttüm onların. Celaliye'ye girdiğin zaman hepsi tahta evdi, tahta. Eski ahşap evlerde sıhhat vardı, sıhhat. Anladın mı? Rutubet diye bir şey yoktu. Anladın mı? Biz 20 kişi otururduk. 3 oda vardı. Bir koca sofra vardı. Kimileri otururdu, o doyardı. İneklerimiz vardı, kuzularımız, koyunlarımız. Peynirler, zeytinler bol bol yerdik. Babaannemler, annemler bir börek yapardılar. Tereyağlı. Köyde kimse yapamazdı, tel tel. Bamya'ya gidilince... Öğlen yemeğinde geliyordu işte. Tabii, börek yapılırdı, ayran yapılırdı. Oturup dinlenirdik, onları yerdik. Her şeyi yenir. Bir börekler yapar, bir şeyler, çörekler yapar. Allah razı olsun ondan. Papatyam benim bu, papatyamın. Bu olmasa benim halim duman. Ya biz her sabah bir kere tarhana yerdik, tarhana çorbası. Ondan sonra döndü, kibarlaştık ya. Çay, peynir, zeytin, bilmem ne. Hep öğleye döndü sonra. Eski düğünler çok güzel oluyordu. Önce gidip davullar tutulur. Mimar Sinan'dan özel davullar oradan geliyor. Damat tıraşları olurdu. Anladın mı? Efendim bir yemek veriyordu düğün sahibi. Bakarlar ki bir adam düşük yapamıyor, anladın mı? Hemen komşuya hemen koltuk çıkarlardı. Hemen yardım ediyorlardı. Eski düğünler nerede oğlum? Biz eskiden ne oynardık, ne oynardık? Geline kına yapardık. Kına herkes para atar, altın takar. Kim işte? Evet, evet. Şarkılar söylüyorlardı mesela bu damada. Hüsne kuyusre bu kerem efendi. Tupiş keşkale vumi. Natus kalorisumi hem nazisu na prokopsun ki helahro na nayenun. Vay de! O zaman Rumca şarkıları anamızdan öğrendik. Onlar da tabii Selanik'ten geçtiler ya. Mesela Perasayna. Perasa, perasayna kalokeri, perasayna kana kalokeri. Ben patriotum, benim hanımım Langazalı. Ben kandırdım onu, o da beni kandırdı. Dedim ben, kaçırdım onu. Kaçırdım, vermiyorlardı. Babası vermiyordu. Yörükler... Patriota kız vermezlerdi. Patriotlar da yörüklere vermezdi. Bizim ikimizin arasında oldu. Ben tabii konuşuyordum. Aracı vardı. Bunu kaçırıverdim. O
bamya ekilirdi, soğan ekilirdi. Biz bağlarımız giderdik. Vardı, her şeyimiz vardı. Bağlar vardı, giderdik. Tarlada soğan ekeriz, bamya ekeriz. Güzel bamya ekerdi bu. Mavinlikten başladım burada. Bir Kanarya denen araba vardı. Celaliye uğrardı, ondan sonra Kamilova'ya uğrardı. Yolcu alırdı, oradan aşağı inerdi. Oradan sonra doğru Kumburgaz, güzelce Büyükçekmece'nin içinden geçerdi. O zaman yol, eski yol. Oradan Topkapı, Topkapı'dan Edirne Kapı, doğru Saraçhane'ye çıkardık. Saraçhane'nin oradan, üniversitenin oradan Sultanahmet'e aşağı Sirkeci'ye. Çok kavun ekilirdi. Topatan kavunu. Hepsi şeye giderdi, hale giderdi. Kayıklar gelirdi. İskele vardı. Kavun, şey arabalar, beygir arabalarıyla kavunlarımız doğru denizin kenarında. Denizin kenarında böyle bir iskele yapmıştı. İskele dediğin yer, yani bu sosyal tesisler var ya, oradaydı iskele. Eskiden burada bağlar vardı. Bağcılıkla geçiniyorduk. Biz de buradan bağlar, üzüm zamanı babalarımız üzümleri topluyordu. Ta bütün kimisi bu Mürevte tarafına gider, kimisi Tekirdağ'a gider, kimisi Çorlu'ya gider, kimisi bağ olmayan yerlere Abidin'in çok üzüm vardı. Satıyorlardı. Abidin'in vardı ya. Abidin Ağa'nın bağları çok vardı. Üzümler. Üzümler. Kaynatırdık, her şeyin, pekmez yapardık. Her şeyin şeyini, özünü biz yedik çok burada. Çok güzeldi, Allah çok razı olsun. Babalarımız, dedelerimiz. Dünyanın ne tadı ne tuzu var. Babaannem böyle yapıyordu, bir eğlendirmek için çocukları. Gel pidim gel, yala pidim yala. Gel pidim gel demek, gel oğlum gel. Gel otur torunum diyor. Başlardı böyle yapma. Çim çim tulano, tulano tu sigano. Paydra kuzyanıro, kufenatsu grivini, grivini kaloiri, pundahila provata, kastana komata, troilikus peziti, harkula mareneti, kukuriku. Kaldırma böyle, biz de bakardık böyle. Şimdi babaannemden ne gördüysem onları torunlarıma öğrettim ben de. Komşu gelirdi sormadan bize, kapılarımız hep açıktı. Böyle kapanmazdı. Eskiden Celaliye'de hiç kimse de televizyon yoktu. Bizde vardı, bütün herkes bize gelirdi. Bir dizi olurdu, gelirdiler birileri kavuştur. Komşular yani bize bu kızardı, geldi. Ben yarın işe gideceğim. Burası gibi var mı? Burası cennet. Gibi var mı? Burası olsun, Kamilova olsun, Kumburgaz olsun. Ya burası çok güzel. Geç güzelceye, güzelce olsun. Büyükçekmece olsun. Kuğumuzum çok ağrıdı, gittik sıcak sulara. Ama buradan 3-4 kişi gittik. Başladı ağlamaya. Kalabalık. Ay, 2 gün kaldım. Ay, zannettim Celaliye kaçtı. Ama nasıl ağlarım? Nasıl bir kelime derim? Kaçalım, kaçalım ben buralarda. Durmam. Beklemedik bile haftayı. Koş. Daha şeye geldim. Hay dedim, açıldı içim gözüm. Duramayız. İyi ki burada yaşarız. İyi ki bize şey buraya atmış Atatürk'ümüz. Ha, iyi ki bize buraya atmış. Gazi Mustafa Kemal'e nur içinde yatsın. Nur içinde yatsın. Ya çok güzel.